Merhabalar, Beyza ile Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda uyuyan bebek uyku arkadaşını örmeye devam ediyoruz ikinci partıyla. Birinci partında neler yapmıştık? Şöyle ellerini, bacaklarını ve gövdesini buradan şu bacak kısmına kadar ördük ve tamamladık. Şimdi ikinci partını öreceğiz. Şöyle birinci partında yaptıklarını göstermek istiyorum tekrardan. Şöyle bacakları dikmek için ip bırakmıştık. Ve gövdesinin de şu kısmını buraya kadar ördük. Şimdi ikinci partını öreceğiz dediğim gibi ilk başta da. İkinci partında neler yapacağız? Kollarını öreceğiz. Şu ellerini dikeceğiz. Daha sonra bacaklarını örüp ayaklarını dikeceğiz. Ve de şuradaki düğme yerini öreceğiz. Gövdesine dikeceğiz. Aynı zamanda da düğmeleri de elimizde öreceğiz. Eğer dilerseniz buraya normal düğme de dikebilirsiniz. Şöyle bebeğimizin arka kısmını da göstereyim arkadaşlar. Birinci videoda göstermeyi unutmuştum. Şöyle bakın burada. Eğer ilk defa izleyenler varsa bebeğimizin içi boş. Tek tulumdan oluşuyor. İçinde ekstradan vücudunu ve kollarını örmedik. Uyku arkadaşı olduğu için içini boş bıraktım. Şu kısımlarını ve kollarını. Çok az miktarda gövdesine elyaf koydum ve ayaklarına koydum. Bu şekilde ördük ve tamamladık. Bebeğimizin boyu yaklaşık 27 santimetre uzunluğunda. Ben bunu Peria Baby Soft'la ördüm arkadaşlar. Ördüğünüz ipe göre, elinizin sıkılığına göre boyunun uzunluğu değişebilir. Yaklaşık bu civarlarda, en fazla 30 santim ile 25 santim arası olur diye düşünüyorum. Bir de tığımı söyleyeceğim. Evet, tığım da 1.75. Evet, vakit geçirmeden hemen örmeye başlayalım. Dilerseniz ilk önce şu bacağını örelim, yani bacaklarını örelim. Daha sonra kollarına geçelim. Evet, birinci partta burayı tamamlamıştık ve ipimizi koparmamıştık. Şu bej rengi bej rengine geçmiştik ve burada bıraktık ilmek kaydırmayla. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bacağını örmeye. Şöyle ilmek kaydırmayla birleştirdik ve buraya bir tane zincirle sabitliyorum. 23 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Şöyle kamerayı biraz daha şöyle yaklaştıralım. 4 5 6 7 8 9 10 23 tane sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Şöyle bir hatırlama yapmak istiyorum. Burada 46 tane sık iğnemiz vardı. 23 tanesini, yani yarısını ördük. Şimdi burada devam etmeyeceğiz. Karşıya geçiyoruz. Bakın, 23 tanesini ördük. Hemen şurada yaptığımız ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştirerek bacağın birinci sırasını örmüş olduk şimdi. Şimdi ikinci sırasını öreceğiz. Şöyle arkadaşlar, hemen ilmek kaydırma yaptığımız yerden başlıyoruz. Bu 23 tane sık iğneyi herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan her iki sırada bir renk geçişini yaparak toplamda şöyle bakacağım 8 sıra örüyoruz. Şu birinci sırayı saymıyoruz. 2 ve 9. sıraları öreceğiz. Şu anda 2. sırayı örüyoruz. 9. sırayı da öreceğiz. Toplamda 8 sıra örmüş olacağız. Her sıra sonuna geldiğimizde ilmek kaydırmayla şurada birleştireceğiz ve bir tane zincirle başlayacağız. Evet, 8 sıramızı örelim ve devam edelim. Dediğim şekilde ördüm. 9 sıra boyunca ördük. Şöyle sayalım bakın. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi burada bir azaltmayla başlayacağız arkadaşlar. 10. sırayı örüyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. İlk başlangıçta bir tane azaltma yapıyorum. Bakın, azaltmamızı ilmek kaydırma yaptığımız yerden başlayarak yapıyoruz. Bir tane azaltma yaptım. Daha sonra
21 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örüyoruz. 10. sıranın sonuna geldiğimizde 23 tane olan sık iğne sayımız 22'ye düşmüş olacak. 10. sıramızı tamamladık. Aynı zamanda renk geçişimizi de yaptık. Şimdi 11 ve 14. sıraları toplamda 4 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 22 tane sık iğnemizi 4 sıra halinde örüyoruz. 4 sıra ördük gördüğünüz gibi. Şimdi renk geçişimizi de yaptık. Burada azaltmalar yapacağız. Aynı zamanda flow öreceğiz. Yani ön lobdan bütün sırayı ön lobdan öreceğiz. Şöyle 3 tane örüp 1 tane azaltacağız. 1 tane zincir çekiyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Bakın. Şöyle ilmek kaydırma yaptığım yerden başlayarak tekrar ediyorum. 1 2 3 3 tane ördüm. 1 tane azaltıyorum. Ve bunu 4 defa tekrar ediyoruz. 1 2 3 tane ördüm. 1 tane azaltıyorum. İkinciyi yaptık. 2 3 Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. 1 2 3 ördüm ve bu da dördüncü azaltmamız oldu. Geride iki tane sık iğnemiz kaldı. Onu da normal örüyoruz. Ve ilmek kaydırmayla ilk sık iğnenin tepesine birleştiriyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir sıramız kaldı. Yalancı trabzan öreceğiz. Fakat onu örmeden önce ayağını dikelim. Şundan dolayı daha kolay olsun diye bir sıra örersek biraz daha dikerken zorlanabiliriz. O yüzden önce ayağını dikelim. İpimi bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra örmeye devam edeceğiz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ön tarafını şöyle çeviriyoruz. Arka tarafı gördüğünüz gibi şöyle burada popo kısmı var. Bebeğimizi şöyle çevireceğim. Ve ayağını da şöyle düzgün bir şekilde tutacağız. Şu iplerimizi şöyle alalım. Şöyle ön tarafa gelecek şekilde. Şöyle tutuyorum. Bakın. Şöyle dur bir dakika. Şöyle tutalım. Ve dikmeye başlayalım. Şuradaki kalan içte kalan loblardan dikeceğiz. Hemen şuradan tutturuyorum. Bir tane atlayıp bir tane dikeceğiz. Çünkü buradaki sayılar daha fazla buraya göre. Şöyle bakın. Şuradan takıyorum. Şurada bir tane atlıyorum. Gördüğünüz gibi şu lobu atlıyorum. İkinci lobdan alıyorum. Hemen sıradaki sık iğneden takıyorum. Burada atlamıyoruz. Bacakta. Şu ayak kısmında bacaktan atlıyoruz. Şöyle buradan. Hemen sıradakine. Bu şekilde aradaki sık iğneleri bir tane atlamayacağım çünkü fazla geliyor. Buradan taktım. Bakın. Şunu atlayacağım. Şu ikincisinden dikiyorum. Şöyle şu katı alalım. Evet. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar dikeceğiz. Tekrar ediyorum. Ayakta atlamıyoruz.
ipimizi çektirelim. Orada bolluk kalmasın. Çok aşırı da çekmeyelim ki orada bir potluk oluşmasın çok fazla. Başlangıç noktasına kadar dikiyoruz. Evet, başlangıç noktasına geldim. Burada şöyle bir düğüm atalım. Çözülmemesi için şöyle içinden iki defa dolayacağım. Daha sonra ipi şu yukarı doğru bu ipi de içeriye alabiliriz tığıyla. Evet, ayağını ördük. Diktik gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlandı. Şu ipi kesmeyeceğim. İçeri alacağım arkadaşlar. İçine bir miktar elyaf dolduracağız diğer bacağı geçmeden. Şöyle. Şuradan da yapabiliriz. Evet, ayağını dikmeyi tamamladık. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Şu ipimizi koparıp kesebiliriz artık bej rengini. Onu da içine alalım. Evet, son sırasına geldik arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Burada yalancı trabzan yapacağız. Kaç tane sık iğnemiz kalmıştı azalttıktan sonra? Onu söylemeyi unuttum. 18 tane sık iğnemiz kaldı. 4 tane, 22 tane sık iğnemiz vardı. Burada 15. sırada 4 tane azaltma yaptık. 18 tane sık iğnemiz kaldı. Dolayısıyla 14 tane yalancı trabzan yapacağız. Bir tane zincirimizi çektik. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde öreceğiz. 18 tane trabzanımızı ördük ve ilmek kaydırmayla ilk yalancı trabzan tepesine birleştiriyoruz ve ipimi keseceğim, içeri alacağım. Şöyle öncelikle şu ipi şöyle ilmek kaydırma yaptığım yerden çekiyorum aynı ki daha düzgün olsun. Daha sonra şurada bir düğüm atalım arkadaşlar tığıyla sökülmemesi için. Ve şuradan şöyle içeriye alıyoruz. Evet, bacağını bu şekilde tamamladık bir tanesini. İkincisini de şöyle buradan nasıl çıktı anlamadım. İkincisini de aynı şekilde öreceğiz. Bunun öncesinde şuradan bir miktar elyaf dolduracağız. Nereden kolayınıza geliyorsa oradan doldurabilirsiniz. Daha öncesinde de doldurabilirdiniz fakat örmesi zor olmasın diye ben böyle yaptım. Şuradan önce elimle daha sonra cımbızla yerleştireceğim.
Dediğim gibi bacak kısmına değil, sadece şu gövde ve popo kısmına dolduruyoruz. Bir miktar daha dolduracağım. Sen mi geldin oğlum? Hı, Milan. Oğlum. Evet, sanırım bu yeterli arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayarak aynen birinci bacakta olduğu gibi ikinci bacağı da, burada 23 tane sık iğnemiz kalmıştı, 23 tanesini burada ördük. Buradan devam ederek birinci bacakta olduğu gibi, tekrar ediyorum, aynısını örüyoruz. Evet arkadaşlar, her iki bacağını da bu şekilde tamamladık ve bitirdik. Şimdi kollarına geçeceğiz. Şöyle bej rengiyle başlıyoruz. Tığımı bir tane zincirle tığıma ipimi sabitliyorum ve şu şekilde alıyorum. Şurada 3 tane sık iğne vardı. Şöyle 1, 2, 3. Üçüncüsünden başlıyorum. Şu el yapı içeri alalım. Buraya bir tane sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şimdi buradan sonra şu kısımları bloğu olarak öreceğiz arkadaşlar. Arka lobdan öreceğiz. Ve aynı zamanda azaltmalar yapacağız. 3 tane sık iğne örüyorum buradan. Bakın şu ilk sık iğne oluyor. Şuradan itibaren bazen şuradan yapılıyor. Bu yanlış. Buradan yapmıyoruz. Şu. Bu sık iğne zaten örülmüş oluyor. Şuradan arka loblardan 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Daha sonra 4 tane sık iğne örüyorum. Bir azaltmadan sonra. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğneyi ördüm. Bir tane daha azaltıyorum. 4 sık iğneden sonra. Daha sonra geride 3 tane sık iğnem kaldı şu bölümde. Gene onları da bloğu olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Evet. Üçüncü sık iğneyi de nihayet örebildim. Şimdi koltuk altına geçiyoruz. Dediğim gibi ilk başta hatırlattım. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Kol altında bir tanesinin üzerini ördük. 2 tane kaldı. Onları da normal bir şekilde örüyoruz. Şuradan. 1 ve 2. İlk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştirerek birinci sırayı tamamlamış oluyoruz. Evet, birinci sıranın sonuna geldiğimizde şöyle 15 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Daha sonrasında her iki sırada bir renk değiştirerek, herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 2 ve 14. sıraları, toplamda 13 sıra 15 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bloğu yapmıyoruz, artık normal örüyoruz. Sadece yapacağımız her iki sırada bir renk değiştirmemiz. Tekrar ediyorum, artırma ya da eksiltme yapmıyoruz.
2 ve 14. sıraları bu şekilde örüyoruz. Tekrar ediyorum. Toplam 13 sıra. Şu ilk sıra hariç. Dediğim yere kadar ördüm. Yani 2 ve 14. sıraları tamamladık. Şimdi 15. sıraya geçeceğiz. 15. sırada azaltmalar yapacağız. Aynı zamanda da flo öreceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Burada 15. sırada 5 tane örüp 1 tane azaltacağız. Şöyle şu ipimizin katı ayrılmış. 1 2 bakın hep ön loblardan örüyorum. 3 4 ve 5. 5 tane ördüm. 1 tane azaltıyorum. Şimdi bunu bir defa daha tekrar edeceğim. 5 defa örüp 1 tane azaltmayı. 2 3 4 ve 5. 5 tane ördüm. 1 tane azaltıyorum. Ve geride 2 tane sık iğnemiz kaldı. Onu da öreceğiz. Pardon, 1 sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Şu. Onu da normal bir şekilde örüyorum ve ilmek kaydırmayla ilk sık iğnenin tepesine birleştiriyorum. Bir tane de zincirimi çekeceğim. Şimdi burada da ayakta olduğu gibi arkadaşlar elini dikeceğiz. Son sırayı örmeden önce kolaylık olsun diye şu bej rengi ipimi keseceğim buradan. Onu artık örmeyeceğiz çünkü. Şöyle iğneme ipimi taktım. Elin her tarafı aynı olduğu için istediğiniz yerden başlayabilirsiniz dikmeye. Arada atlayacağız bloları, ayakta olduğu gibi burada da. Şunu içeriye böyle alalım ve dikmeye başlayalım. Bakın şu içerideki loblar, oradan başlayacağım. Herhangi birisinden tutturuyorum. Şöyle daha sonra koldan tutturalım, bir tane atlıyorum, ikinciden tutturuyorum, burada atlamayacağım. Hemen yanındakinden ve sıradaki sık iğneden geçiriyorum. Ayakta olduğu gibi burada da kolda atlama yapmıyoruz. Şöyle çektiriyoruz ki gevşek olmasın. Başlangıç noktasına kadar dikeceğiz bunu bu şekilde. Evet, kolunu tamamladık. Şimdi diğer sıraları öreceğiz. Ben videoda son sıramız demiştim arkadaşlar. Orada bir yanlışlık oldu. 2 sıra daha öreceğiz. Şöyle bir tane zincirimizi çekmiştik. İkinci zincirimi çekiyorum. Burada bir sıra yalancı trabzan öreceğim. 13 tane. 2 3 4 5 6 Evet, sıramızı tamamladık. İlmek kaydırmayla ilk trabzanın tepesine birleştiriyoruz. Şimdi gene 2 tane zincir çekiyoruz. Burada lastik öreceğiz arkadaşlar. Şöyle milin başına doluyorum. Bakın şurada trabzanın şu boşluğundan alıyorum ve gene yalancı trabzan yapıyorum. Tepesine değil, şuradaki boşlukları alıyoruz. Artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Son sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Şöyle şu ipimizi alttan yürüteceğiz.
düğüm denk geldi maalesef. Evet. Son sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Sıranın sonuna geldik. Gene ilmek kaydırmayla ilk trabzanın tepesine birleştiriyorum ve ipimi kesip içeri alarak kolunu tamamlamış olacağız. Evet, ipleri de içeriye aldığımıza göre ikinci koluna başlayabiliriz. Aynı bu kolda olduğu gibi herhangi bir değişiklik olmadan ikinci kolunu da örüyoruz. Evet arkadaşlar, diğer kolunu da yaptık. Bu şekilde vücudunu tamamladık. Şimdi son olarak ikinci partta şu tulumunun şu düğme yerini yapacağız. Bunun için 26 tane zincir çekiyoruz. Şöyle kenara alalım. Şunu biraz uzun çekeceğim. İçeriye alacağımız için ipi uzun tutacağım. Burada önemli olan zincirleri çok fazla sıkı çekmeyelim ki kasmasın. Üzerine trabzan yapacağız. 26 tane zincir demiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tane zincirimizi çektik. Milin başına doluyorum. 1, 2 tane zincir sayıyorum. Üçüncüden itibaren her bir zincire bir tane trabzan yapıyoruz. Pardon, trabzan değil arkadaşlar, yalancı trabzan yapacağız. Şöyle trabzan çok fazla geniş durdu, o yüzden daha önce denemiştim. Yalancı trabzan yapacağız. 24 tane. Zincirin sonuna kadar örüyoruz. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi ipimi uzun keseceğim. Bunu dikeceğiz çünkü. Şöyle. Sanırım biraz fazla uzun kestim. Evet, iğneme takacağım. Şöyle ilk önce arkadaşlar, dikmeden önce buraya düzgün olması için iğneleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayıp şuraya kadar düz olmasına dikkat ederek iğneleyeceğim. Şöyle. Daha sonra şuradan böyle yaptıktan sonra dikmeye başlıyoruz. İlk önce dikmeden önce şurayı tutturalım önce. Sanırım bugün enerjim biraz düşük arkadaşlar. Böyle bir beceriksizlik var bende. Gerçekten. İnsan her zaman aynı olmuyor. Daha sonra şuraya. Evet, nereden başlayacaktık? Şuradan dikeceğiz. Şuradan çıkıyorum. Evet. Makine dikişi diye tabir ettiğimiz dikiş tekniğiyle dikeceğiz bunu, daha düzgün olması için. Şöyle. Tekrar şu arkaya gidiyorum. Şuradan çıkıyorum.
tekrar arkadan şu alttan çıkıyorum. Tek tarafını dikeceğiz arkadaşlar. Şu tarafı dikmeyeceğiz. Sadece bir tarafı dikeceğiz. Onu da hatırlatayım. Şunu çıkarabiliriz. Evet, bu şekilde şu aşağıya kadar dikeceğiz. Dediğim şekilde diktim. Şöyle. Burası boşluk kaldı gördüğünüz gibi. Buraya dikmeye gerek yok. Tekrar ediyorum. Şimdi düğmelerini yapacağız. Şöyle iple öreceğiz. İlk başta da söyledim. Dilerseniz bunları plastik düğme de dikebilirsiniz. Ama böyle daha güzel diye düşünüyorum. Düğmemizi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi şöyle bir miktar uzun bırakıyorum. Çünkü alttan bağlayacağız. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Zincirle sabitledim. Buraya 5 tane popcorn yapacağız. Şöyle milin başına doluyorum. Sihirli halkaya batıyorum ve çıkıyorum. 1. Aynısını yapıyorum. 2. 3. Çok fazla uzatmıyorum. 4. 5. Böyle kısa bırakıyorum. Aksi takdirde düğmeler çok büyük olur ve kaba durur. Şöyle hepsini birlikte çekip bir tane zincirle sıkılıyorum ve sihirli halkamı da kapatıyorum. Şöyle. Evet. İpimi kestim. Şimdi böyle sıkıladım. Şuradan ilk baştan başlıyoruz düğmeleri takmaya. Şöyle tığımı çıkıyorum. Arada bir tane trabzan bırakacağım bağlamak için. Şöyle bir aşağısına yapıyorum düğmeyi. Alttan çok sıkı bir şekilde düğüm atacağız. Çok sıkalım ki düğmeler şöyle top top dursun. Gevşek bırakmayalım. 3 tane düğüm atacağım. 2 da 3. Şimdi burada şuradan şöyle daha dipten içine almadan önce böyle yapalım ki ipler çıkmasın daha sonra. Daha sağlam olsun. Şöyle içeri alalım. Evet. Düğmemiz gördüğünüz gibi oldu. Buraya 3 tane daha düğme dikeceğiz. Bunu ayarlayabilmek için arkadaşlar ben şöyle yaptım. İkincisini şu en alta diktim. Daha sonra her iki ortayı da kolay bir şekilde ayarlayabiliriz. Evet, düğmelerimizi dikeceğiz. Evet arkadaşlar, düğmeleri de yaptık, tamamladık. İkinci partın burada sonuna geldik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.